Tekrar beraberiz reklam aralarından sonra. Benim birkaç teşekkürüm var Saygı Bey'e bağlanmadan evvel. Bunları hemen teşekkür yerine getirmek istiyorum. Bakican, Tülin Altuğ, Dilek Gül, Halil Yollar, hepinize çok teşekkür ediyorum. Daha isim gelmeyen bir sürü mesajlar var. İyi ki varsınız, iyi ki biz bu yayınları beraber götürüyoruz. Şimdi tabii soracağımız sorular var. Saygı Öztürk'ü tanımayanız yoktur içinde. Yazılarında çok önemli detay, hatta satır araları da bile çok önemli bilgiler veriyor. Saygı Bey günaydın. İyi günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız, iyi yayınlar, sağ olasınız. Şimdi sizlerle ben önce bir son yazılarınızdan yola çıkmak istiyorum. Birçok konuyu işliyorsunuz ama son günlerde diğer haberlerde de sık sık gündeme gelen bir TÜGVA konumuz var. TÜGVA'nın Evet. önceliği, TÜGVA'ya verilen destekler, TÜGVA konusunda bir dayatma ve bir diretme ve bir yargıya karşı gelme konusu var. TÜGVA'nın bu yaşadığımız sorunlarla arkasındaki güçle ilgili bir açıklama yapar mısınız? Bir öğrenelim sizin ağzınızdan TÜGVA ile ilgili neler oluyor? Bildiğiniz gibi Türkiye'de ne yazık ki vakıflar kuruluş amaçları dışında faaliyet gösteriyor. Tabii ki Osmanlı döneminde de var ve o gelenekler ülkemizde de devam ediyor. Ülkemizde şu anda 5.000 civarında vakıf bulunmaktadır. Bunların yine yaklaşık yine 3.000 civarı dini içerikli vakıflar olmaktadır. Günümüzde yani daha doğrusu vakıfların kuruluş amacı devletin yetişemediği yerlerde devlete yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Yani şimdiki ülkemizdeki gibi değil. Bugün nedir ülkemizde vakıflarla ilgili gelişmeyi izlediğimiz zaman vakıflar devletten para alıp kendilerine yakın olan kişilere yardım eden kuruluşlar haline dönüşmüştür. Dikkat ediniz, devletten yardım alıyor. Evet. Oysa devletin yetişemediği yerlere vakıfların yardım etmesi gerektiğini belirtiyoruz ya, o zaman devletten değil kişilerden veya işte o vakfın üyelerinden veya vakıf gelirlerinden kaynak aktarılması devlete gerekirken ülkemize tam tersi oluyor. Bununla da yetinilmiyor. Devlete ait yurtlar, binalar, çeşitli kullanılan binaların bir bölümü bakıyorsunuz vakıfların kullanımına veriliyor. Kullanımına verilmek ne demek? Ya sözleşmelerde hep böyle yazar. Kullanımına verildi. Halbuki tahsis demiyor. Tahsis dediği zaman durum farklı oluyor. O nedenle kullanıma veriliyor. Kullanıma veriliyor ama örneğin Kocaeli'nin işte İzmit ilçesinde belediyenin yaptırdığı bir bina 25 yıllığına kullanım adı altında vakfa verilmiş. Şimdi iyi de vakıf orada ne yapıyor? Vakıf orada devlete ait, bakın devlete ait yurdu, binayı alıyor. Oradaki öğrencilerden para alarak yapıyor. Yani öğrencilere para aktarmak, onlara yardımcı olmak falan değil. Aksine tam anlamıyla bir ticaret yapıyor. Kira Oysa bedeli var mı? Kira bedeli? kira bedeli yok. Yok. Tahsis tamamen. Tamamen Ama tahsis. bakın kira bedeli yok ama öğrencilerden yurt ücreti alınıyor. Yurt ücreti Şimdi atmış. mesela aynı konuyla ilgili Sayıştay'ın bu konuyla ilgili raporları var. Evet. Sayıştay diyor ki siz diyor bunu 25 kullanıma verebilirsiniz ama tahsis veremezsiniz. Yani tahsis verince olay ticaret haline dönüşüyor ve ticaret şeklinde tam anlamıyla bugün vakıflar ticaret yapıyor. Ve dikkat edilirse devlete yakınlığıyla bilinen ya da devlete de demeyelim iktidara yakınlığıyla bilinen vakıflar bugün inanılmaz güç haline gelmiştir. Onlar bir de Yani çok özür dilerim. Bir de onlar kamu yararına ibaresini aldıkları zaman vergilerden de muaf oluyorlar, değil mi? tabii bildiğiniz gibi evet bu konu yani başlarına bazıları da Türkiye ekliyor. İşte Türkiye falan falan derneği gibi bunlara verilme ve kamu yararına çalışan derneklerle ilgili konu genelde Bakanlar Kurulu kararıyla yapılırdı. Günümüzde ise Cumhurbaşkanı'nın takdir ettiği vakıflar kamu yararına çalışan dernekler veya vakıflara dönüştürülüyor ve dönüştürülünce vergilerden her türlü vergi ve harçlardan da muaf oluyorlar. Bugün bildiğimiz kadarıyla ülkemizde 200'ü aşkın bu anlamda vakıf var. Ve ülkede şunu görmeye başladık son yıllarda. Genelde okullara bunlar faaliyet gösteriyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı ile
Kesildi herhalde yayınımız. Hayır hayır, burada yani, dinliyoruz. Sizi dinliyoruz. Evet. Bir de şunu görüyoruz ki genelde okullarla sözleşmeler yapılıyor, protokoller yapılıyor. Evet. Bakıyorsunuz diye özellikle de ağırlıklı olarak Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın bazı genel müdürlükleriyle, fakat bunların içeriği dahi bilinmiyor. Yine şunu görüyoruz ki bunu Saygı Bey, şunu sormak istiyorum. Şimdi bu Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan, biliyorsunuz, protokoller çok sık gündeme geldi. Bu protokolleri yapanlar şimdi ister kabul edelim ister kabul etmeyelim, iktidara yakın olan vakıflar, dernekler var. Tabii ki. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bağlı bu protokolleri yapanlar acaba en çok hangi tarafa yakın olan vakıf ve dernekler? Şöyle ağırlıklı olarak iktidara yakınlığıyla bilinen dernekler. Olan. Örnek verelim, Ensar Vakfı en çok yakın olan derneklerdenin. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da sayısız protokolleri var. TÜGVAN'ın var. Yine Ensar dedik, işte İlim Yayma Cemiyeti, İmam Hatip Mezunları Derneği. Ağırlıklı olarak bu tür dernekler. Bu tür derneklerin nereye, kime yakın olduğu da bilinen bir durumdur. Evet. Yani çıkıp da herhangi bir dernekle veya bizim kamuoyunun bildiği bazı derneklerle sözleşmeleri falan yoktur. Olsa bile bunlar çok sınırlı bir biçimde yapılıyor. Sadece bir ili ya da bir ilçeyi kapsayacak biçimde. Oysa bu sözünü ettiğim derneklerin imzaladıkları protokoller bir ili, bir ilçeyi değil, tüm Türkiye'yi ilgilendiren kararlar alınıyor. Evet. Mesela geçenlerde okullarda medeniyet kulübü kurulması ile ilgili bir sözleşme ve bir protokol imzalanmış. Kimle? TÜGVA ile imzalanmış. Peki şunu söylemek gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1 milyonu aşkın öğretmeni var. Okullar bakıyorsunuz Türkiye'de 3,5 milyon kamu görevlisi var. Ya bu kadar insan varken, bu kadar öğretmenin varken, binalarda sana aitken, dışarıdan bir vakfa para kazandırmak adına siz nasıl bunlara böyle protokol yaparsınız? O da ayrı bir konu olarak karşımıza Bir, çıkıyor. Burada bir soru sormak istiyorum. Burada bir amaç cümle siz, daha bir cümle daha tabii, söyleyeyim. Tabii. Mesela okul devlete ait. Evet. Öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okula gelip gidiyor. Fakat okulda kreş açılıyor. Kreşin geliri kime gidiyor? Ensar Vakfı'na gidiyor. Evet. Böyle bir şey olabilir mi? Yani devletin elektriğini kullanıyor, devletin binasını kullanıyor ve devletin okulunda bir yerde gelir elde ediliyor. Şimdi bunların ne yazık ki yaşandığı bir dönemdeyiz. Bu tür vakıfların o sözleşmeler konusunda mahkemelere rağmen, mahkeme kararlarına rağmen bunların mahkemelere bile gönderilmediğini biliyoruz. Örneğin bununla ilgili daha önce açılan davalar var. Bakın bir protokolün anlaşılabilmesi veya mahkemeye ulaşması için 4 yıl gerekir mi? 4 yıldır uğraşılıp başka bir mahkeme kararıyla, idare mahkemesi kararıyla protokolün mahkemeye gönderilmesi sağlandı. Ama mahkemeye gönderiliyor. Mahkeme daha henüz öbür taraflara, yani kişilere dahi, karşı tarafa, dava açanlara bunun içeriği konusunda bile bilgi vermiyor. Böyle bir gelişme var veya böyle bir sonuç var. Bu sonuçlarda bir takım vakıfların demek ki devlet eliyle korunduğu, kollandığı gibi sonucu ortaya çıkıyor. Korunuyor mu, kollanıyor mu? Tabii ki korunuyor, kollanıyor. Yoksa bu vakıfların kendi olanaklarıyla değil, tam anlamıyla devletin verdiği desteklerle, devletin tanıdığı, belediyelerin verdiği desteklerle binalara, önemli bir yasal, parasal güce, önemli bir gelir kaynaklarına kavuştuğu da ortadadır diye bilinmesi gerekir. Şimdi sizin bu söylediklerinizden yola çıkarken, tabii hukuki bir garabet diye bir klişe bir kelime var ama şimdi bu, eğer muhalif dernek ve vakıflardan böyle bir durum olsaydı, anında yaptırımın gerçekleşeceğini düşünürsek gerçekten hukuki bir kayırma veya bir oyalama söz konusu oluyor. Zaten muhalif olarak bilinenlerle sözleşmeler, protokol yapmaları söz konusu olamaz. Çünkü böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir protokoller yapılmaz. Bir ara işte Milli Eğitim önceki bakanı birkaç dernekle bilinen, kamuoyunda bilinen, sosyal demokrat olarak bilinen derneklerle yapmak durumunda kalmıştı sözleşmeler.
dediğimiz gibi bunlar çok sınırlı. Ya bir evet. ili kapsıyor ya bir ilçeyi kapsayan şeyler. Bunlar da sadece şunun için. Ya öbürlerine veriyoruz veya işte kendilerine dönük eleştiri olduğu zaman ya biz hayır sadece onlara değil bakın biz bunlara da veriyoruz. Denilmesi için bunu yaptıklarının da bilinmesi gerekir. Ama şu var mesela şimdi vakıf ve derneklere tahsis edilen, verilen veya sağlanılan kolaylıklarda, protokollerde mutlaka şartlar oluyor. Bu şartlar yerine getirilirse ancak bu tahsisler sağlanıyor. Ve birçoğunda sizin yazılarınızda da ben görüyorum aslında bu şartlar yerine getirilmediği ve bunların denetimlerde ortaya çıktığı halde gene herhangi bir yaptırımı olamıyor. Yani yaptırımı bırakın. Yani Sayıştay raporları bu konuyla evet. ilgili çıkan Sayıştay raporları var. Sayıştay raporları da yok sayılıyor ve gereği bunların da yapılmıyor. Yani böyle bir keyfi uygulamalar yaşanıyor. Hiç fark etmiyor. Mesela diyelim ki tahsis yapmış. Belediye meclisi kararıyla bunların verilmesi gerekiyor veya kullanım hakkı veriliyorsa buna belediye meclisinin karar vermesi gerekiyor. Öyle de yapılmıyor. Belediye başkanına yetki veriliyor. Yani meclis diyor ki sen ne yaparsan yap bu binayı veya nasıl evet. bir işlem yapacaksan yap. Meclisin karar vermesi gereken konuda bile belediye başkanına verilen o yetkiye dayanarak belediye başkanı istediği vakıfla sözleşme yapıyor. Neye dayanarak? Belediye meclisinden aldığı yetkiye dayanarak. Oysa başlangıcında o yurdun, binanın kime tahsis edileceği konusunda bilgi yok. Ancak günümüzde özellikle AKP'nin veya CHP'nin, AKP ve MHP'nin fazla olduğu yerlerde, belediye meclislerinde ağırlıklı olduğu yerlerde ve CHP'li başkanların da bulunduğu yerlerde bile bu devam ediyor. O nedenle belediye meclislerinde de bu yönüyle önemli huzursuzlukların olduğu bilinen bir durum. Ama dediğimiz gibi konular bilinmesine, sıkıntılar bilinmesine rağmen ve bu yönüyle ilgili kararlara, Sayıştay raporlarına rağmen ne yazık ki iktidar ağırlıklı olan meclislerde istenilen yapılamıyor. Bu yüzden mecliste CHP'li başkanlarla meclis arasında da büyük uyumsuzluklar yaşanıyor. Karar veriliyor. Meclise geldiği zaman talepler yani çünkü belediye meclisinin karar alması gerekir diyoruz ya. Evet, evet. Belediye meclisinin bu yönüyle karar alması mümkün olmuyor. Karar alamayınca başkanlar aynı konunun bir kez daha görüşülmesi için meclise gönderiyor. Değişen de bir şey olmuyor. Yani nasıl başladıysa o şekilde evet. devam ediyor. Sizin gibi bu konuyla gözüküyor. İlgili bir yazınız vardı. Mesela meclisten parasız yurt yapılmasına izin çıkmadı İzmit'te. Evet. Bunun sadece orayla sınırlı mı yoksa sizin araştırmalarınız bu konuda oldu mu? Birçok yerde aslında biraz evvel söylediğiniz emsal var oluyor gibi gözüküyor tabii şu anda. Tabii birçok yerde var. Yani birçok yerde TÜGVA'ya, ENSAR'a verilen binalar yani devlete ait binalar var. Yani belediye başkanları da diyor ki CHP'li bazı başkanlar. Bunu yine İzmit örneğinden verelim. Kendileriyle konuştuğum yani konuya biraz daha hakim olduğum için söylüyorum. Ya tamam burası yurt olarak yapılmış. Yurdun yapılacağı zaman yurt binası olarak devlet yapmış yani belediye yapmış. Yurt olarak açacağı için de belediye bütün donatılarını içindeki işte yatağını, dolabını her şeylerini almış. Peki her şeyi almış da niçin bu? Sadece Ensar Vakfı tarafından işletiliyor, Ensar'a gelir veriliyor. Belediye başkanı diyor ki ben buraya mevcut öğrenciler tamam onlar kalsın ama boş kalan kapasiteleri ya da kapasiteyi artırıp ben buraya öğrencileri almak istiyorum. Üstelik de hiçbir öğrenciden yurt ücreti almadan biz işletmek istiyoruz diyor. Ama belediye meclisinden böyle bir kararı geçiremiyor. Hatta şöyle bir gelişme oldu. Belediye başkanı Fatma Kurtulan Hürriyet bu konuyla uğraşırken Büyükşehir Belediye Başkanı biliyorlar ya yasa dışı işlemler yapıldığını. Eğer diyor bu yurt diyor alırlarsa belediye alırsa biz inadına iki binayı yurt olarak TÜGVA'ya vermeye hazırız diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani devlette bu inatlaşma nedir? Veya bunun ihtiyaç varsa bunların yasal bir zemine dayandırılması gerekirken
yasal zemine bile dayanmadan ve bunlar dediğimiz gibi devletin denetim organları tarafından yapılan araştırmalarda da ortaya çıktığı için diyorum yasal dayanağının olmadığını, yasal dayanağı bile olmadan vakfa gelir sağlıyor. Yani işletiyor orayı. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Yani devletin binası, bütün şeyler, yatağı, yorganı, her şeyi devletten, siz orada falanca vakfa gelir elde etmesi için yer tahsis ediyorsunuz. Olmaması gereken şeyler. Başında da vurguladığımız gibi vakıflar devletin yetişemediği yerlere destek olması gerekirken aksine devlet vakıflara her yönüyle destek oluyor. Böyle bir şeyin olmaması gerekir. Ama olmaz olmaz diyemiyoruz ne yazık ki. Diyemiyoruz. Bu arada da tabii ki iktidarın büyük şehirlerin kaybedilmesindeki neden bu kadar tepki vermesinin sebebi de şu açıklamalardan sonra gayet sarih bir şekilde anlaşılıyor. Çünkü büyük şehirlerin ellerinde olması demek bahsedilen vakıf ve derneklere sunulan imtiyazların, hakların ne kadar çok fazla olduğu anlamına geliyor. Peki evet. O zaman size güncel bir soru sormak istiyorum. Sayın Akşener, aslında size sormak istediğim bir şey daha vardı ama şimdi süremiz kısa olduğu için çok da konuyu yaymak istemiyorum. Mesela Trabzon milletvekilinin eşinin yükselişinin 100 bin liralık tazminat davasının size ilgili haklı olduğunuz halde yargının nasıl işlediğini bunu da konuşmak istiyordum ama size bırakacağım. Mesela benim size konuşmak istediğim bir İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi bir dolaşması veya Meral Akşener'in bir başbakan adayı olması gibi Türkiye'nin gündemine oturan iki konuşma var. Acaba bununla ilgili siz Saygı Öztürk olarak nasıl yorumlarda bulunuyorsunuz? Ben şöyle söylüyorum. İmamoğlu'nun konuşması, İmamoğlu'nun illere gitmesinde hiçbir sakınca yok. Gitsin tabii ki gitsin. Neden? Şimdi CHP'nin yıllardır ihmal ettiği bölgeler var. Bunların evet. ağırlıklı olarak Doğu, Güneydoğu illeri. Şimdi şeye bakalım, geçenlerde Bayburt'a gitti. Evet. Bayburt'ta CHP'nin, millet iktidarın oy oranı %93. Bakın, iktidar partisiyle MHP'nin oy oranı %93. Yani senin olmadığın bir yer. Tulum yani neredeyse, Tulum. Bayburt'ta. Şimdi CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'nın gitmesinde ne sakınca var? Bırakın gitsin. Veya gittiği zaman orada gördüğünüz gibi büyük coşkuyla karşılanıyor, evet. sevgiyle karşılanıyor. Bu biraz da CHP'nin bazı bölgeleri, bazı yöreleri ihmal ettiği anlamına geliyor. Şimdi dikkat edilirse son dönemlerde Millet İttifakı'nın genel başkanları ağırlıklı olarak AKP'nin kuvvetli olduğu bölgelere yoğunlukta gitmeye başladılar. Bırakın gitsinler. Zaten gidip gelinmediği için o bölgeler, o yöreler kaybedilmiş veya o yörelere siz oy çıkartamaz, partinize destek bulamaz noktalara gelmişsiniz. Eğer siz bu imkanları kullanıyorsanız gitmeniz gerekir. Şunu söylemek istiyorum burada. Şimdi CHP Genel Başkanı veya İYİ Parti Genel Başkanı gitti. Esnaflarla ziyaret etti, vatandaşlarla konuştu. Ama şunu hemen ifade edelim. Büyükşehir belediye başkanları gittiği zaman daha farklı oluyor. Onun farkı da şu, belediyenin imkanları var. Gittiği zaman o ziyaretlerde o belediyeyle ilgili yani yerel belediyeye bazı destekler vermesi, kullanmadığı iki aracı onlara hibe etmesi veya onların kullanımına vermeleri, bunlar bile o ilde ayrı bir havanın yaratılmasına sebep oluyor. Geçenlerde mesela Ardahan'a gidilmişti. Ardahan'da orada belediye caddelerin asfaltlanmasına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı destek oldu. Evet, şimdi evet. gittiği zaman vatandaş biraz da hizmet bekliyor. Hizmeti CHP iktidar olmadığına göre neyi aracılığıyla yapacak? Büyükşehir Belediye Başkanları'nın aracılığıyla yapacak. Böyle böyle vatandaşa giriliyor. Bu arada da veya, Faruk Demir'e selam gönderelim Ardahan Belediye Başkanı. Tabii buradan ki gönderelim Faruk'u. Evet. Şimdi o nedenle büyükşehir belediye başkanlarının dolaşması son derece yerindedir. Desteklenmeli, gitmeli, gelmeli. Zaten gidip gelmediğin zaman oralar sizin olamıyor. Olamıyor. O yüzden bunda ya Cumhurbaşkanı adayı olacakmış ya olursa da olabilir. Yani o partilerinin vereceği karardır. Cumhurbaşkanı adayı olur olmaz veya işte olacaksa sonuçta bir siyasi partinin bunlar mensupları.
ve bir siyasi parti aday göstereceği zaman kendi iç işlerinde görüşür, konuşur ve buna göre de karar verir. Yani iyi bir şey gidip gelmeleri, o yörelerin yıllarca ihmal edildiğini biliniyor. Bu ihmali en azından belediyelerinin bazı olanaklarını kullanarak götürülmesi ve gidilmesinde de her zaman fayda vardı diye bakıyorum. Çok kısa. Aynı şekilde Meral Akşener de bildiğiniz gibi il il dolaşıyor. Evet. Daha önce gidilmeyen yerlere mesela kolay Rize'ye gidilemiyordu, CHP gidemiyordu. Hayır, CHP Genel Başkanı biz gideceğiz diyor. Veya gitmediği illere şu anda bir taraftan Meral Akşener'in, bir taraftan Kılıçdaroğlu'nun gitmesi o yörelerde de bu partilere olan bakışı önemli ölçüde değiştirdi. Vatandaşa siz yalnız değilsiniz, biz varız. Biz de iktidara talibiz mesajlarının verildiği de herhalde kendileri açısından da, ülkemiz açısından da, o insanların kendilerini yalnız görmemesi açısından da önemli bir vurgudur diye bakarım ben. Zaten siyasette sıcak temas inkar edilemeyecek bir etki. Tabii. O yüzden bu konuda sizin de hemfikiriz. Saygı Bey, yayınımıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Beni kırmadınız. Uzun süredir hakkı. Memnuniyetle her zaman görüşürüz. Sağ olun. Eksik olmayın. Saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Diliyorum. Siz uyan Türkiye dedikçe evet, Türkiye'nin uyanmasına hep beraber katkı sunmamız görevdir diye bakıyorum. Çok teşekkür çok sağ ediyorum. Sağ olun. Hoşça kalın. İyi günler diliyorum. Saygı Öztürk'e de bu arada çok teşekkür ediyoruz. Kendisinden gene güzel ve değerli bilgiler aldık. Satır aralarını iyi dinlemek, iyi okumak lazım. Hüsniye Kaya olarak benden bugünlük de bu kadar. Yarın sabah gene Uyan Türkiye'de sallaya sallaya sizi uyandırmak için burada olacağım. Ne diyoruz her zaman? Birliğimize, beraberliğimize, vatanımıza, bayrağımıza, laik cumhuriyetimize, ille de Mustafa Kemal Atatürk liderimize ve şuradaki mökkemle iyi bakalım. Sabah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.